Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün bayağıdan beri yemek çekimi yapmadım. Bahçelerle uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi bahçeyi belledik. Her şeyi hazırladık. Şimdi domatesleri ekeceğim. Pembe domates ekeceğim. Az bir fide aldım. Nasıl ektiğimi göstereyim size. Buna yeni bir teknik bulduk. Bakalım nasıl olacak. Önce bir göstereyim size. Şu şekilde böyle görelim. Şu şekilde derin bir çukur açtım. Arkadaşlar bu derin çukur açmamız önemli. Yüzeye ekmeyeceğiz bunu. Bu derin çukura bunu gömeceğiz. Domatesimiz, fidemiz biraz büyüyünce etraftaki topraklardan kökleme yapacağız. O zaman tam hizaya gelecek. Bu şekilde kökü derinde kalacağı için kurak mevsimde pek su istemeyecek. Yani zaten domates pek suyu sevmez. Ama bu şekilde pek su istemeyecek. Şimdi önce gübremizi bir atalım. Şimdi ekime başlayacağız arkadaşlar. Önce solucan gübrem var. Şöyle bir kürekle bu solucan gübresini atıyorum. Ve size tavsiye bir adet muz kabuğu. Bunu da atıyoruz. Bunda çok vitamin varmış. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve aldığımız fideleri kökünü bozmadan şöyle açıp oturtuyoruz. Etraftan toprakları çekiyoruz. Ve şimdi buna can suyu atacağız. Bir kazanda yağmur suyu vardı. Yağmur suyu en iyisi arkadaşlar. Şöyle. Suyu attıktan sonra toprak yumuşayacak. Bir kere daha sıkıştıracağız. Arkadaşlar. Bu şekilde pembe domatesimiz hazır. Şimdi bunu ektik. Yanındaki çukur en az 40 santim olacak. Arkadaşlar tek tek ekin. Bu sırık pembe. Yanındaki çukur 40 santim. Arkasındaki çukur da 40 santim. 40'a 40 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domatesleri ekmeyi de bitirdik. Bakın şimdi bu domates çukurda, etrafında topraklar var. Yağmur yağdı, bak bu topraklar eriyecek, ufalanacak ve domateslerde bu arada fide büyüyecek. Bunları kökleyeceğiz. Domates kök yapar üstüne attığınız toprakta. Onun için bu şekilde yaptım. Yoksa öteki türlü düz ekseniz kök yaptığınız vakit böyle bir tümsek olacak. Yağmur ya da yağmur suyu vurduğu vakit ya da suladığınız vakit kökler açığa çıkacak. Ama burada öyle bir tehlike olmuyor. Hem de kök dipte olduğu için kuraktan etkilenmiyor. Biberlerimi de ektim. Şu şekil. Uzun sivri kıl biber. Biz burada kandıra biber deriz. Biberleri tek tek ektim arkadaşlar. Çift çift ekmek pek iyi olmuyor. Tek tek ektim gördüğünüz gibi. Şimdi Adapazarı'nda yarın yağmur var. Çok iyi olacak inşallah yağar. Buralarda nazende fasulyesi ektim. Nazendeleri hiç ıslamadım çünkü her şeyi yağmura bıraktım. İnşallah yağacak. Duvar dipi olan ve sabah güneşi görmeyen yere yeşillik soğan ektim. Taze soğan. Bunlar da yağmuru bekliyor. Biraz daha ileride burayı da
gene duvar dibine gölge olduğu için maydanoz ve marul ektim arkadaşlar. Bunlar fazla gün ışığına gerek duymuyor. Deliklerimi de göstereyim. Şöyle canerye. Çok güzel bir yerim var. Arkadaşlar. Buradan da bahçeden manzara göstereyim. Bu gördüğünüz göl Sapanca Gölü arkadaşlar. Şöyle bahçemden de bir kesit gene alayım ben size. 2 senedir gelmiyordum. Otlar çok büyümüş. Bu yağmurdan sonra biçeceğiz otları. İyice uzayacaklar. Tam uzayınca biçeceğiz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, çok işimiz var. Buradan içimizden biri Pamuk adlı YouTuber arkadaşa selam söylüyorum. Sinan abi neredesin, neredesin diye sorup duruyordu. Gördüğün gibi Pamuk, çok işimiz var, uğraşıyoruz. Yemek yapmaya hiç vakit bulamıyorum arkadaşlar. Bu sefer böyle bir vlog olsun. İşlerim bitince, yağmurlar durunca size közde tavuk çevirme yapacağım. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Görüşürüz.